Selam. Bugün 2023 model Activa S ile beraberiz. Lansör olarak bu motorların lansmanını yapıyoruz. Bu motor 8.7 beygir. Torkun şu an hatırlamıyorum ama Dio'dan daha torklu. 12'ye 10 lastik ebatları var. Dio'ya göre daha küçük bir lastik ebatı var. Yani saç kasa olması Dio'nun avantajı olarak. Şöyle size bir de önden göstereyim. Zaten detaylarda gördünüz. Videoya birkaç tane detay ekleyeceğim. Yani bu motor diğer muadiline göre tork olarak daha iyi. Sadece benzin kapağını şuraya koymuşlar. Bu handikap diyorlar ama biz üreticiyle konuşup bunu handikap olmayacak şekilde çanta demiri ürettiklerini söylüyorlar. İnanın bilmiyorum hani nasıl oluyor. Burada çok görmediğiniz bir rengi, mat siyah ve mat gri hali gayet güzel duruyor. Size test sürüşünde detaylı bilgileri aktaracağım, sürüş hissiyatından vesaire bahsedeceğim. Görüşürüz. Kolay gelsin abi. Selam dostlarım. Şimdi size yeni Activa'yı test edeceğim. Sürüş hissiyatından vesaire bahsedeceğim. Biraz Dio ile kıyaslarız. Zaten çok anlatılacak bir motor değil. Senelerin Activa'sı. Hani insanların hep bildiği, hep beklediği bir motor. Dio'ya göre ilk göze çarpan süspansiyon aralığının lastik ebatından dolayı birazcık daha küçük olması. Şu taraftan gideyim. Lastik ebatından dolayı biraz daha kısa bir çalışma aralığının olması. Yani Activa biraz daha Dio biraz daha rahat hissettiriyordu o konuda. Bunun tekerlekleri küçük olduğu için sanırım bu şekilde hissettiriyor. Ben hayatımda ilk defa bu kadar küçük tekerlekli bir scooter kullanıyorum. Honda'da. Yani Cappuccino bile bundan büyük oluyor olabilir teker çapları ki bence büyüktü. Yani şöyle bir gidelim bakalım. Kaça çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Yokuş yukarı çıkıyorum şu anda. 50 ile 60'ı gördük. Şimdi tekrar 50'ye kadar düşüyor. Arkada çanta yok bu arada. Çanta olduğunu düşünenler varsa çantamız yok. Aynalarımız arkayı gayet güzel gösteriyor. Aynalar böyle köşeli meşeli tatlı. Bu motorda start stop da yok. Start stop olmaması kötü tabii. Yani Dio'ya göre kıyaslayacak olursak kornası böyle, sinyalimiz böyle. 36 km'deymiş. Average 42 km, 158 km range gösteriyor.
54 kilometrede total daha sıfır motor. 100 kilometre kaç litre yaktığını daha göremiyoruz. 2 litre fabrika verisi var. Bilmiyorum, bakacağız. Ne gösterecek ilerleyen zamanlar. Ön arka kombin fren. ABS bunda da yok. Diyoda da yoktu. Yani aslında güzel motor. Hani kötü diyebileceğim ya da eleştirebileceğim hiçbir yönü yok. Sonuçta komuter sınıfına hitap ediyor. Şöyle şu MNG kargoyu, kargomuzu verelim. Şöyle göstereyim çanta demirini de size. Çanta demiriyle durum ne hale geliyor? Şöyle. Buradan yakıt doldurulacak. Tabi biraz zor olabilir. Ama yine de güzel. Eğer düzgün konuşamıyorsam, arkadaşlar uykulu muykulu diyor. Arkadaşlar uykulu falan diyor. Uykulu falan değilim. Gayet de normalim şu anda. Sadece 20'lik dişimi çektirdiğim için hem çok konuşamıyorum hem de kask sıkıştırıyor biraz. Böyle gaz vermeyince bir eko yası yazıyor. Şöyle bir daha bakayım. Evet, şurada. Şurada bir eko yası yazıyor. Gaz vermeyip gazsız ilerleyince ekonomik moda geçiyor yani. Şöyle. Gazı çok az açtığımda da şu anda da eko modda. Az daha açayım gidiyor hemen. Şöyle aşağıdan dolanayım. Bakalım. Activa'nın tanıtımında çok ilgi gördü. Yani insanlar yıllardır bekliyormuş bu motoru. Ya bana kalırsa ben bu motoru tercih edeceğim mi? Diyor tercih ederim. Yani saç kası olması benim için ne artı olur? Hiç bilmiyorum. Yani sağlamlık kısmına gelince Diyor da çok sağlam. Yani Diyor da çok güzel bir motor. Getir yemek sepeti falan bayağı bir kullandı o motoru. PCX'i falan filan söylemiyorum bile zaten. Onlar daha üstün seviyede. PCX Forza falan. Ama çok kıvrak, çok tatlı bir motor. Şu bacak şeyi çok kötü. Şu arası. Buraya galiba damacana sığıyor diyorlar. Herhalde onun için seviyor kuryeler. Bu bacağı PCX gibi birleşik değil ya. Dion'unki de birleşik değil aslında ama Dio'ya galiba damacana, bu araya damacana sığmıyor. Bunda Mevlüt abi damacana sığıyor diye test etmişti. İki tane damacana sığdırdı Mevlüt abi buraya. Vallahi ben beğendim. Yani ha, yine benim tercihimi soracak olursanız ben Dio, PCX, o tarz motorları seviyorum. Yani ben böyle küçük tekerlekli motorlar bence hiç rahat değil ya. LED farı var. LED sinyali yok. O da enteresan olmuş. ABS'siz motor olması çok enteresan ya. Ya verdiğimiz paralar 90-100 bin civarına geldi artık. Ama ABS'nin olmaması gerçekten insanı üzüyor ya. Yani şu motorda nasıl ABS olmaz? Komuter sınıfı kullanacak diyorlar. O işi geçecekler ya. ABS'li siz daha iyi fren yapmayı bilen ABS'li. O iş geç. O işi yalan. Panik bir frende görürüm ben sizi. Ön frene birden bir sıkın da ön teker kilitlensin. Yapışın yere. Bu teknolojiyi
kullanmayı öğrenmemiz lazım, bırakmamız lazım artık iyi motorcu kötü motorcu olayını. Şuna baksana, arkası nasıl sekiyor. Bir kasisten geçiyorum. Bak şimdi iyice duruyorum bir de. Şuna bak. Kamera ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bayağı zıplatıyor yani böyle. Atmış. 70'e doğru gidiyorum. Bu diyodan daha iyi hızlanıyor yalnız. Aynı beygirler ama galiba bunun torku daha fazla. Ya da hafif falan mı? Bu güzel ivme deniyor. Arkadaşlar durum bu. Yani alet bu. Burada Baki falan oturuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir de en son şeyi göstereyim. Selle altını göstereyim. Selle altı da böyle. Bir kas sığacak şekilde. Durum bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.